Çin rejiminin Tayland'daki Uygurların Çin'e geri iadesi için çalıştıkları ortaya çıktı ve uluslararası insan hakları grupları Taylandlı yetkililere 8 yıldır Tayland'da tutuklu bulunan 50'den fazla Uygur'u Çin'e iade etmemeleri çağrısında bulundu. Amerika'nın sesine göre 2014'ten beri Çin zulmünden kaçarak çıktığı yolculuklar sırasında Tayland'da tutuklanan Uygur Türklerinden 50 tanesi hala Tayland Göç İdaresi tarafından gözaltında tutuluyor. Tayland Sivil Haklar Vakfı öncülüğündeki çok sayıda insan hakları grubu 15 Haziran'da Tayland Parlamentosu'nun alt komitesine bir dilekçe sunarak parlamentoyu suçsuz yere yıllardır alıkonulan ve Çin'e geri iadesi istenen Uygurların verilmemesi için gerekli adımların atılmasını talep etti. İngiltere ve ABD, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin İngiliz sömürge yönetiminden Çin'e devrinin 25. yıl dönümünde Pekin yönetimine demokratik hakların ve özel yönetim yapısının aşındığına dair eleştiriler yöneltti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından paylaştığı video mesajda Çin'in son yıllarda 1984'te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu'nda bölgenin devrinden sonra temel hak ve özgürlüklerle bağımsız idari ve hukuki yapısını korunmasına ilişkin taahhüdünü yerine getirmediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Paris'te bir araya gelerek AUKUS anlaşmasının geldiği ilişkileri düzeltmek üzere iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açma isteklerini açıkladı. Avustralya 2016'da Fransız Neval grupla imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı. Çinli bir kadının 10 yıl boyunca Wikipedia'ya uydurma bilgi eklediği ortaya çıktı. Kadın hayal gücüyle Çin ve Rus tarihini yeniden yazdı. Zahamao takma ismini kullanan Çinli kadın, Rus ve Çin tarihinde hiç yaşanmamış olaylar uydurdu. Durum anlaşılınca 200'den fazla uydurma makale yayınlayan kadının Wikipedia hesabı kapatıldı. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya aralarında gelişmiş hava savunma sistemleri de bulunan 820 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapılacağını açıkladı. İstanbul merkezli Doğu Türkistan Cemiyeti yetim ve öksüz Uygur çocuklara sahip çıkmaya devam ediyor. Doğu Türkistan Cemiyeti, anne ve babaları Çin toplama kamplarına tutulan yetimlerin Kurban Bayramı'nı kutlamak için 30 Haziran 2022'de Sefaköy'deki Armoni Park AVM'de bayram hediye etkinliği düzenledi. 120'den fazla yetim ailesinin katıldığı etkinlikte aile başına 600 lira değerinde kıyafet dağıtıldı. Yardımdan etkilenen yetimler ve sevenleri Türkiye ve Almanya'daki bu yardımı gönderen tüm yardımsever kardeşlerine en derin şükranlarını sundu.